Değerli Sen İşini Bilirsin seyircileri, Çanakkale'deki yolculuğumuza hız kesmeden devam ederken efendim Aybek Sigorta'dayız. Yanımızda güzel genç kadın girişimcimiz Fatma Hanım var. Fatma Hanım'la sigorta alanıyla alakalı tüm detayları konuşacağız tabii ki. Ama öncelikle programımıza hoş geldiniz diyelim Fatma Hanım. Hoş bulduk. Sizler de Şehitler Diyar Çanakkale'mize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle sizleri tanımış olalım Fatma Hanım. Tamam, peki. Ben Fatma Aydoğan Bektaş. Çanakkale'de doğduk, büyüdük, okuduk ve doğup büyüdüğümüz şehirde de yerelde parakende sektöründe hizmet vermekteydik. Bu hizmeti aldığımız güvenle, Çanakkale halkından aldığımız güvenle sigorta sektöründe de Aybek Sigorta olarak devam ettiriyoruz. Biz burada 3 senedir bu faaliyetleri gösteriyoruz. Peki sigorta alanıyla alakalı hizmet alanımız nelerdir, nasıl bir yol izliyoruz, bunları da sizlerden öğrenmiş olalım Fatma Hanım. Tabii ki. Sigorta dendiğinde tabii ilk etapta genelde zorunlu poliçeler hemen göze akla gelenler. Bunlar trafik ve DASK hemen ilk akla gelen ama sigorta aslında çok çeşitli ve çok farklı alanlarda faaliyet alanları olan geniş yelpazesiyle hizmet alanında biz de yer almaktayız. Tabii ki de trafik kasko olsun, konut poliçelerimiz, yangın poliçelerimiz olsun, all risk poliçeleri olsun, sağlık alanında, özel sağlık, tamamlayıcı sağlık olsun, birçok alanda bol çeşitlilikte sigorta sektöründe hizmet vermekteyiz. Yani sadece DASK değil, birçok geniş alanda evet, faaliyet gösteriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyoruz? Bizler nelere dikkat etmeliyiz sigortaya acentesine geldiğimizde? Bunları da öğrenmiş olalım sizlerden. Tabii ki sigorta güvene dayalı bir sektör. Acentanızdan güveni o hususu müşterimize geçirebilmeliyiz. Bu anlamda da hizmet dönüşlerimizde daha kaliteli, daha müşterimize hızlı dönüşte bu sağduyulu yaklaşımımızı ve şöyle poliçelerimizin içeriğine müşterimize bunları aktarabilmek, neleri hangi hizmetleri sağladığımızı, neleri kapsadığımızı, bunları müşterimize adapte edebildiğimizde, müşterimizi bilgilendirdiğimizde daha sağlıklı dönüşler, daha güzel poliçeler oluşturuyoruz. Bu tabii ki de hasarda ortaya çıkıyor. Müşteri poliçeyi yaptırdığında değil ama herhangi bir hasarda karşılaştığında bunun daha farkında oluyor. Bu şekilde. Fatma Hanım, peki sigortanın hayatımızdaki önemi, yeri nedir? Bunu da sizlerden dinleyelim. İzleyicilerimiz de detaylı bir şekilde anlamış olsunlar. Şöyle ki dünya üzerinde biliyorsunuz ki malumunuz riskler değişiyor, riskler çeşitleniyor, riskler artıyor. İşte bunlar beşeri riskler olsun, doğal riskler olsun, dijital riskler olsun, işte finansal riskler olsun. İşte bir bakıyorsunuz iklim riskleri, ekonomik riskler, sağlık riskleri. Özellikle son zamanlarda sağlık riskleri çok fazla. Sizlerin de bildiği üzere artık dünya global bir köye döndü. Malumunuz. Haliyle çok uzaktaki bir olay da dönüp dolaşıp sizi etkileyebiliyor. Mesela sağlık sorunları hiç ummadığınız bir anda işte bir anda ekonominizi, sağlığınızı etkiliyor. İşte bakın son süreçte yaşamış olduğumuz korona sürecinde, bu pandemi sürecinde bunu yaşadık. Bu manada biz diyoruz ki koronadan korunmak için bir takım önlemler almak gerekiyorsa, işte bu maske ve mesafe kurallara uymak gerekiyorsa, hayatı karşı bir takım risklerden, rizikolardan korunmak için de mutlaka sigorta yaptırmalıyız diyoruz. Sigortanın hayatımızdaki önemini de burada anlamış oluyoruz. Sadece tek bir alanda değil, eviniz için değil, sağlığımız için, kesinlikle, hayatımız için de sigortaya ihtiyacımız var değerli izleyicilerimiz. Evet. Peki bu noktada bizler neden Aybek sigortayı tercih etmeliyiz? Çok fazla sigorta acentesi evet, var biliyorsunuz ki. Bizim farkımız nelerdir?
Şöyle ki biz müşteriyi para kaynağı olarak görmüyoruz. Bu bize maddi kazanç getirir. Motivasyonuyla çalışmıyoruz. Bizi motive eden şey ekip arkadaşlarımızın heyecanlandıran şey, heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi başarıdır. İkincisi doğup büyüdüğümüz yer olan Çanakkale'ye hizmet etmektir. Hizmeti sürdürebilmektir. Bu kaliteyi sağlayabilmektir. Müşterimize hızlı dönüş yapabilmek sigortacılık sektöründe önemlidir. İhtiyaçlarını karşılayabiliyorsak, o ihtiyaçlara, taleplere karşılık cevap verebiliyorsak, yaşanan hadise üzerine ilgimizi gösterebiliyorsak ve yeterli desteği sağlayabiliyorsak, bunlar bizi tatmin edici unsurlardan bazılarıdır. Bu bağlamda tabii ki de farkımız, bu farklılığımızı ortaya koyduğumuzda daha kaliteli hizmet anlayışını Çanakkale'de ve evet tüm Türkiye genelinde de hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. İyi bir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Doğru, kontrollü, yerinde süreci takip eden, dijitalleşme sürecinin içerisinde biz de varlığımızı inovasyonla bunu aktarabilmek, farklılığı Ibex Sigorta farkını ortaya koyabilmeyi hedefliyoruz. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Ben bu güzel ve keyifli sohbet için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sigortayla alakalı birçok evet. şey öğrenmiş olduk sizlerin sayesinde. Peki bu hizmetleri bizler sadece Çanakkale halkı olan değerli izleyicilerimiz mi alabilir, yoksa Türkiye geneline hizmet vermekte miyiz? Biliyorsunuz ki artık hizmet tabii ki de çok kolaylaştı. Sadece birebir yüz yüze olarak hizmet değil, dijital platformda da ibexsigorta.com.tr üzerinden gene bize ulaşabilirsiniz. Her şekilde hizmet kalitemizi, dokunuşumuzu bu anlamda da, bu platformda da hissettirmeye, altyapımızı daha da doluluğu içerisini doldurarak burada da varlığımızı sürdüreceğiz. Evet. Gayet güzel. Umuyorum çok daha başarılı, çok daha güzel işleriniz olur bundan sonraki süreçte. Çünkü sizin gibi güzel kadın girişimciler görmek bizleri çok fazlasıyla mutlu ediyor. Çok en azından gençlere örnek olmuş oluyoruz. Ayaklarımızın üzerinde basarak, güzel evet. işler, kaliteli işler yaparak. Kesinlikle. Tabii ki kadından, böyle güzel bir sunucumuzdan bu yönde iltifatlar almak bizim için de daha ayrı bir güzellik. Daha ayrı bizi de teşvik ediyor. Evet, kadınlar, kadın girişimciler daha da artsın, daha da çoğalsın. Biz de bu anlamda evet bir varlık ortaya koyduk. Bu varlığımızı tabii ki gene beylere de bu noktada hiçe saymıyoruz. Onlar şöyle diyoruz, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varsa gene başarı desteklenmelidir. Gene biz kadınların arkasında da erkeklerin varlığını hissettiğimizde daha da mutlu oluyoruz. Daha da enerjimiz daha da katlanarak artıyor. Hayat birlikte güzel, paylaşım güzel. Tabii ki de kadınların da bu yaşam içerisinde, ilerleyen günümüz şartları içerisinde artık ekonomide tek kişinin çalışması da değil, ailede herkesin beraber çalışması, beraber paylaşım hayatın her alanında olduğu gibi tabii ki de ticarette de, girişimcilikte de, iş hayatında da biz kadınların olmasını, kadınları gördüğümüzde çünkü arkasından gelen yeni nesle de daha da örnek olacaktır, daha farkındalık yaratacaktır. Daha çağdaş, daha güncel, daha aydın, daha farklı düşünceler. Sonuçta evet, kadın kadın, erkek erkek ama birlikte harmanlandığında doğanın gereği de zaten birisi olsaydı biri sadece biri, diğeri eksik olurdu. Bu anlamda o harmoniyi, o karmasyonu yarattığımızda, farklılığı ortaya koyduğumuzda daha güzelleşerek farklı yönlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
Bu şekilde. Çanakkale bölgesindeysek ya da sadece Çanakkale ile sınırlıyız demedik. Artık biliyorsunuz internet ortamı üzerinden her yere ulaşabiliyoruz. Bu anlamda Türkiye genelindeki değerli izleyicilerimiz, sizler sigortayla alakalı güzel ve kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız Fatma Hanım'a ulaşarak Aybek Sigorta'dan hizmet alabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.